Arkadaşlar merhabalar. Şu şort eteğin kalıbı YouTube videomda var. Bunun kalıbını yapmıştım. Şimdi kesip dikeceğim ve keserken nelere dikkat edeceğiz? Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle anlatacağım. Şimdi bu şortlu bir etek. Yani içinde şort var, üstünde de eteği var. Malum yaz da geliyor, artık hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi kumaşım burada. Bakın kumaşta neye dikkat ediyorum? Düz boy iplik. Yani şu kumaşın kenar kısmı, zaten kumaşlarda şöyle kenar kısım vardır. Burası boydur. Bir de örme kumaşlarda örneğin boyuna kumaşlar esnemez, enine esner. Şimdi bu dokuma kumaş. Şimdi bakıyorum, bakın. Boyuna da esnemiyor, enine de esnemiyor. Bunun düz boy ip olduğunu nereden anlıyorum? Şuradaki kenardan. Şu kenar kısımdan anlıyorum. Şimdi kumaşımızı düzeltiyoruz. Boyunu ayarlıyoruz. Şu şekilde bakın. Ayarladım. Zaten kendisi böyle bir rahat bir şekilde oturdu. Kendini de belli ediyor. Evet. Şimdi bu eteğin şu alt kısmını keseceğim. Burayı keseceğim. Alt kısmını. Bu bir adet ön, bir adet arka lazım. Şimdi bunu böyle tek tek koymayacağım. Uğraşmayacağım. Kumaşı katlıyorum tekrar. Bakın. Hem ön hem arka kesmiş olacağım. Şuradan bir kumaşı katlayalım. Bakın. Şu an burada 4 parça var. 1, 2, 3, 4. Yani pratik kesim yapacağım şu an. Çok fazla uğraşmayacağım. Bir de zaten kumaş biraz kayıyor. Risk etmemek için. Şöyle düzeltmelerimi yapayım. Bir de bunu dikeceğim. Giydireceğim. Bakalım nasıl olacak. Şu şekilde koyduğum zaman hala kumaşım burada ziyan oluyor. Ne yapıyorum? Biraz daha geri çekiyorum. Bakın. Şöyle çektim. Şimdi bakacağım. Şu şekilde koyduğum zaman hala bile kumaşımı geriye çekebilirim. Bakın. Buradan ayarlama yapıyorum. Ziyan etmemeye çalışıyorum. Şu şekilde koyalım. Biraz fazla çekmişim. Tamamdır. Şimdi buradan bir ön bir arka çıkaracağım. Burası benim kumaşımın katı. Burada 4 kat kumaş var. Şöyle bir adet ön olacak, bir adet arka olacak. Şimdi kalıbımı çeviriyorum. Ne diyor? Kumaş katı düz ip diyor. Kumaş katı düz ipe bunu yerleştirdim şu an. Evet. Ve bunun kaymaması için üzerine ağırlıklar koyuyorum. Şu şekilde koyalım ağırlıklarımızı. Evet. Şöyle biraz daha getireyim. Burası kumaş katı düz boy ip oldu. Şu kısım. Bura. Tekrar yerleştiriyorum. Evet. Kalıbımı yerleştirdim. Dikiş payı içinde buraya notlar almışım. Etek ucunda 2 santim dikiş payı var demişim. Lastik yüksekliği 3 santim. M ve L bedene uygundur demişim. 1 bölü 2 bitmiş lastik ölçüsü 36 santim. Bu arada lastiğe de ütüde bol buhar verdim. Dinlendiriyorum. Çünkü elastiği çekeceği kadar çeksin. Ben bunu yıkadıktan sonra çekmesini istemiyorum. Şimdi çizmeye başlayabilirim. Düz olan yerleri düz cetvelle çizeceğim. Yine işimi kolaylaştırıyorum. Oval olan yerleri oval bir şekilde çiziyorum. Evet. Şimdi bunu keserken yine üzerine ağırlık koyacağım kaymasın diye. 1, 2 ağırlık koyalım şöyle. Tamam. Kesebilirim. Hazır yaz da geliyor. Gerçi şu an ilkbahardayız. Henüz Nisan'dayız ama. En azından ben bunu dikeceğim, giydireceğim. Nasıl durduğuna bakarsınız. İsteyen arkadaşlarımız YouTube'da zaten şort etek kalıbım var. Kendilerine kesip dikebilirler.
Şu an bu bir ön bir arka hazırladım. Şu orta kısımlarına da çıt atıyorum. Bakın şu şekilde. Etek ucu bol godeli. Zaten 1-2 senedir çok modada bu etek. Şu şekilde bir ön bir arka hazır. Şimdi sıra geldi şorta. Bu da şortu. Şöyle göstereyim. Şortumuz. Yandan dikişsiz şortumuz da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şortumuz da böyle. Eşit. Yani bu buraya dikilecek. Şu şekilde göstereyim. Bu buraya. Bu şekilde. Bu da bunun üst kısmı arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şort içinde. Eteği düşünün böyle. Bu da bunun üstü. Şu. Bu da üstü. Şu da bel dönüş hattı. Evet. Şimdi şortunu keselim. Yine burada pratik bir şekilde keselim. Madem bu şorttan iki tane ihtiyaç var. Tek tek yine uğraşmayacağım. Yine dört parça halinde keseceğim. Yani dört kumaş üst üste binmiş bir şekilde keseceğim. Bakın bu şekilde böyle. Önce şu kenar kısmı bir düzeltiyorum. Benim işimi zorlaştırmasın diye. Onu buradan kesip atalım. Evet. Tekrar düz ipimi düzeltiyorum. Bakın. Düz boy ipim kendini belli ediyor. Bakın şurada dümdüz duruyor. Görüyor musunuz? Kendini belli ediyor. Ama ben bunu şöyle biraz çapraz alayım. Şöyle. Bakın bu bir düz boy ip değil. Kendini belli ediyor. Buralarda şişmeler ve kasılmalar oluyor. O yüzden zaten kumaşı serdiğiniz zaman anlaşılır arkadaşlar. Bunu da böyle aldım. Evet. Düzeltmelerimi yaptım. Bunu getirip üzerine şimdi koyacağım şu şekilde. Evet. Ve tekrar takla attıracağım. Bu durumda ne olacak? İki tane ayrı ayrı kesmeyeceğim. Uğraşmak istemiyorum. Kumaşımı da ziyan etmemek için şurayı biraz böyle aldım. Şu şekilde. Oradan ne kalırsa kârdır. Şöyle koydum. Bu benim için iyi. Sonra bunu tekrar katlıyorum. Bakın. Tekrar katladım. Benden taraf olan bu taraf. Düz boy ipi. Bu kısım. Düzeltmelerimi yaptım. Bunu da şimdi bakın. Yan taraf kumaş katı. Kumaş katına bunu yerleştiriyorum. Alttaki şu an 1, 2, 3, 4 parça var burada. Burası kumaş katı. Bakın. Bir kat burada, bir kat da burada var. Hemen şortumu düz boy ipime yerleştiriyorum güzelce. Evet. Tamamız. Şuraya da çıt atmam gerekiyor. Çıt atacağım. Yine üzerine ağırlık koyuyorum. Düz olan yerleri düz bir şekilde çiziyorum. Uğraşmıyorum. Burası da düz. Burası paçanın iç kısmı. Kısa bir ağı var. Şortun. Şurası iç boyu. Şu da dikiş payı. Burası ağı. Beli. Kemer kendinden dönmeli. Evet şurada bir çıt var. Çıtımı da mutlaka atıyorum. Çıtımı belli ediyorum. Yine kaymasın diye üzerine ağırlık koydum. Bir ön bir de arkaya ihtiyacım var. İç şortun yan tarafı kumaş katı arkadaşlar. Çıtımı attım. A kısmını kesiyorum. Burası iç boy. Şurası da geriye dönen pay. Dikiş payı. Şurası. Geriye dönen payımız burası da. Şimdi bu da hazır. Şuralara tam böyle yanlara da çıt attım. Bakın şöyle. Bu şekilde. Bir ön bir arka elde ettim. Bu kalıp M ve L beden için uygundur arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Sıra geldi üst kısmına. Şuna geldi. Şimdi bunu da hemen dikeyim. Keseyim. Arkasından da dikelim. Görelim. Şu şekilde buna baktığım zaman kumaş yetmedi. Ekstra bir kumaş koyacağım şimdi.
Bunda da yine düz boy ipimi düzeltiyorum arkadaşlar. Düzelttim düz boy ipimi. Bunu da yerleştireceğim. Şu şekilde. Biraz daha hatta geriye çekebilirim. Şöyle keseceğim. Burası bel kısmı, bel hattı. 3,5 santim dönecek. Evet. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar tekrar. Bunlar böyle birbirine dikilecek. Burası da bel hattı. Tamam mı? Bu da şortun bel hattı. Evet. Şimdi bunu keseyim arkadaşlar. Sonra da dikeyim, sizinle paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.